Almanya bilindiği gibi Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi beşi Türk 10 masum insanın ölümüne yol açan hain bir saldırı ile oldukça sarsıldı ve bu şok hala sürüyor. Irkçı vahşetin yüzüyle yıllar önce Mölln ve Solingen gibi kentlerde Türklerin oturduğu evlere yönelik ölümcül kundaklamaların ardından son 15 yılda yaşanan NSU yani Milliyetçi Alman Cephesi terör örgütünün 8'i Türk 10 kişiyi kurşuna dizmesinin arkasındaki sır perdesine yönelik tartışmaların da sürdüğü şu günlerde yaşanan bu ırkçı neonazi katliam bağlamında şimdi de tarihi Hanau kenti gerçekten zor günler geçiriyor. Bu şehirde iki ayrı nargile barına yönelik silahlı eylemlerde 5'i Türk 8 göçmen genç ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı. Resmi açıklamaya göre bu katliamı gerçekleştiren ırkçı Alman 43 yaşındaki Tobias Ratje'nin olaylardan habersiz evdeki masum hasta annesini de öldürüp kendi kurtuluşunu ise sonuçta intiharda bulmuştu. Bilanço 10 masum insanın ölümü ve bir de o ırkçı teröristin nefret saçan cansız bedeni. 19 Şubat gecesinden 23 Şubat akşamına kadar 4 gün geçti ancak soruşturmayı sürdüren federal savcılıktan yeni bir açıklama yok ve resmi makamlar ise o günden bu yana büyük bir sessizliği oynuyor. Ülkenin sırtına ağır bir ırkçılık yükü daha ekleyen bu hain saldırıya karşı Almanya genelinde günlerdir yoğun gösteriler yapılıyor. Devlet ise ülkemiz ırkçı bir terör olayı ve örgütüyle gerçekten karşı karşıyadır, ırkçılık, nefret ve kin zehirdir diyor. Katliamda yaşamını yitiren aileler ise hem acılı hem de oldukça öfkeli. Çünkü soruşturmanın sürdüğü gibi bir gerekçeyle bu acılı aileler kendi evlatlarının cansız bedenlerini bile şu ana kadar görebilmiş değil. İşte bu korkunç olayda yaşamını yitirenlerden birisi de Gökhan Gültekin. Ağrı kökenli bir işçi ailesinin iki oğlundan biri ve küçüğü. Abisi gibi o da Almanya doğumlu ve kelimenin tam anlamıyla ana babasının toprakları olan Ağrı'dan çok bu Hanau kentini işte benim memleketim diye benimsemiş çalışkan genç bir insanımız. Gökhan Gültekin nargile barın yanı sıra bir de yiyecek içecek satışı yapan bir işletmenin sahibi. 19 Şubat gecesi müşterilerine hizmet verdiği bir anda içeri giren saldırganın ağır bir silahla ortalığı taraması sonucu birkaç kişiyle birlikte hemen oracıkta can veren genç bir insan. Aile tıpkı diğer ölen gençlerin de acıları gibi derin bir şok yaşıyor. Ağızları bıçak açmıyor. Çünkü çoğu için olay bugün bile hala inanılır gibi değil. Gökhan'ın ağabeyi Çetin Gültekin de o günden beri bu hunhar olaya inanamıyor ve Toplum 24 TV ve Toplum Gazetesi'nin sorularını yanıtlarken yaşadıklarına yer yer adeta isyan ediyor. Çetin Gültekin, kardeşim Gökhan dünya iyisi bir insandı. Kardeşim olduğu için söylemiyorum, gerçekten öyleydi. Suçu sadece orada olmaktı. O iş yapan, üreten ve Alman devletine vergisini veren bir çalışkan yurttaştı. Ama o da gördük ki devlete verdiği vergiler ile bir gece yarısı kurşuna dizildi diyebiliyor. Öncelikle başınız sağ olsun diyorum. Sağ ol. Bu olayı, cinayeti, Gökhan'ın adını duyduğunuzda ne hissettiniz, neler duyumsadınız? Saat 10.30 gibi civarlarında oğlum aradı beni. Amcamı vurdular. Acele Koçumahe Plata gel baba dedi. Ben inanamadım. O kadar kısa sürdü ki açıp kapatması. Şaşırdım, şok. İnanamadım. Herkesi, annemi, babamı, oğlumu geri aradım. Kimse çıkmadı telefona. Çok zor bir olaydı yani. Ne yaptınız? Bir an önce olay yerine gittim. Nasıl ama bir tablo karşıladı sizi? Ben gidene kadar polisler her şeyi kapatmıştı zaten. İçeri girmemiz mümkün değildi. Bizi mesafede bıraktılar.
Hiçbir bilgimiz yoktu. Haberimiz yoktu. Sağ mı değil mi daha? Öyle işte. Nasıl bir insandı Gökhan? Gökhan hayatımda gerçekten onun gibi saf, temiz bir insan ben hayatımda görmedim. Kardeşim diye demiyorum bunu. Küçüğüm olduğu halde benden fazla onun bana yardımı dokunmuştu. Yani iyidir, yardımseverdir, sempatik. Kimseye hayatta zararı dokunmamış bir insandı yani. Herkesin sevdiği biriydi. Anne babanız olaydan haberdar olduğunda o anı anlatabilir misiniz? Annem babamın işte ulaşamadım. Olay yerine vardığımda annem babam oradalardı zaten. Oğlum da oradaydı. En son gelen ben oldum olay yerine. Peki. Tabii yıkık haldelerdi, yerdelerdi. Annem yerde oturuyor, babam yerde oturuyordu. Çok korkunç bir şey yani. Yani normal bir ölüm olsa belki değil de ama böyle bir ölüm, katledilmiş olması çok zor. Bu zor sohbeti yaptığımız gün artık olay neredeyse üçüncü günü oluyor. Aradan geçen üç günü dikkate aldığınızda olayı kabullenebiliyor musunuz? Hayır. Üç gün diyoruz da şu anki duyduğumuz acı ilk günkünden daha çok. Ondan önceki günden daha çok. Ve inanıyorum ki yarın acımız bugünkünden daha çok olacak. Önce bir realize etmemiz lazım. Önce bir kabullenmemiz lazım. Alışkın olmadığımız bir olay olduğu için sabah bile uyandığımda kardeşimin katledildiğini ilk şey yapamadım tabii. Ondan sonra gene aklıma geldi. Çok kötü bir şey yani. Gökhan bura doğumlu mu? Bura Almanya doğumlu. Almanya doğumlu. Cenaze işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz belirsiz. Program nedir? İşte ne bize cenazemizi gösterdiler şimdiye kadar ne de verdiler yani. Bekliyoruz. Verseler namazını kılıp memlekete götürüp defnedeceğiz. Türkiye'ye götüreceğiz. Türkiye'ye götüreceğiz Ağrı'ya. Evli miydi Gökhan? Bekardı. Bekardı. Yeah. Almanya doğumlu. Almanya doğumlu. Kendisine burayı yurt edinmiş. Buraya yurt edinmiş. Buraya çalışmış, etmiş. Devlete ödediği vergilerle öldürüldü yani diyebiliriz yani. Bu olayın arkasında önce ne düşündünüz, ne olabilir dediniz ve bir ırkçılık olayı ortaya çıktığında ne hissettiniz? İşte her şeyin başı AfD diyoruz biz. Çünkü Nazilerin ne kadar Nazi varsa Almanya'da hiçbirinin CDU'ya veya SPD'ye oy verdiğini biliyoruz yani vermediklerini. Verdikleri yer de belli. Adamları meclise kadar getirdiler. Yani Alman Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Demokrat Parti'ye oy vermeyenlerin toplandığı mekanın Almanya için Alternatif Parti, kısa da AfD'de toplandığını söylüyorsunuz. Ve bu cesareti aldıkça daha da eskale olacağını biliyoruz yani. Bunun cesaret, motivasyon olduğunu düşünüyoruz. Polis ne diyor bu konuda? Görüştünüz mü? Polisle görüştük. Polis olaydan 3-4 saat sonra 3. olay yerini bulduğunu söylüyor. Orada yapan terörist Tobias Er'i ölü bulduklarını, annelerini ölü bulduklarını söylediler. Tabii biz buna bizi tatmin etmiyor, inandırıcı gelmiyor. Neden inanmıyorsunuz? Birincisi bizim cenazemizin daha verilmemesi. Bu kadar uzun sürdüğüne göre belki ikinci, üçüncü tetikçi de olduğunu düşünüyoruz yani. Çünkü sırf benim kardeşimin katledildiği yerde 13 saat sonra halen mermi yerden topladıklarını söylediler.
inanılmaz bir şeymiş yani. Yüzlerce mermi. Bunu 6-7 kişiye bölün işte. Yani olayın arkasında Tobias'ın dışında başka bir organizasyon da olduğunu düşünüyorsunuz. Ya organizasyon ya da arkadaşları olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki herkesten bilgi alıyoruz da. Görgü şahidi, arkadaşlar, şu bu. Ama ilk olay yerinde ateş açıldığında iki kişinin yanında olduğunu söyleyen arkadaşlarımız da var. Böyle yani. Ve bu anladığımız kadarıyla bunun geçen sene 11. ayda şu an bu işe bakan federal savcıya gönderilmiş olan bir manuskript var. Ve 4 ay önce gönderilen bir manuskripti nasıl değerlendirilmeyip de önüne geçilmediğini tabii soruyoruz kendimize. Yani raporlar mı diyorsun? Tabii ki. Ben size 4 ay önce bunu yapacağımı söyleyeceğim. Ve siz 4 ay içinde beni kontrol edip engel olmayacaksınız. Ne demektir bu? Siz göz yumuyorsunuz demektir yani. Bu iddia nereden geliyor? Her yerden geliyor. Ve federal savcı bile kendisi manuskriptin 11. ayda eline geçtiğini de onayladılar yani. Karlsruhe onayladı bunu. Ya. Hatta bir partiden bayanın adını unuttum. Çıkıp da nasıl halen bu o görevde olabilir diye istifasını istedi. Evet, Toplum 24 televizyonu izleyicileri, Hanau katliamının ardından yarınlar elbette geçmişte olduğu gibi yeni günleri de doğuracak. Belki bu olaya yönelik toplumsal duyarlılık da zaman içerisinde giderek azalacak. Bugün itibariyle aileler evlatlarının cenazesini bile henüz görebilmiş değil ve onlar belki yıllarca kendi acılarının içlerinde her gün biraz daha artan oranda yaşayıp gidecek. Tabii ki yaşamak denirse buna artık. Dileğimiz Almanya'da, dünyada ırkçılık ve nefretin kararlı ve tutarlı politikalar ile bir an önce frenlenmesi, önlenmesi ve hangi din, dil, ırk, hangi kökenden olursa olsun ve nerede olursa olsun barış içinde bir yaşamın birlikte temellerinin atılmasıdır.